Arkadaşlar merhabalar, herkese günaydın. Günaydın. Nasılsınız, iyisiniz arkadaşlar? İyiyim. Umarım iyisinizdir. Burada çok berbat bir soğuk var. Bizler çok iyi değiliz. Umarım orada biraz daha iyidir. Ben geçen hafta bölümümüz bir gezi düzenlemiş arkadaşlar. Onun görevlendirmesinde bulunduğum için burada değildim, katılamadım. Ama takvimimizin gerisinde kalmayacağız. Yani vize sınavımıza kadar konularımızı bitireceğiz. Şu an takvimimizin tam ortasında gidiyoruz. Geçen hafta, yani daha doğrusu geçen ders birazcık tekrar etmek gerekirse, Osmanlı Devleti'nde yenileşme çabalarından bahsetmiştik. Osmanlı Devleti'nin artık yavaş yavaş Avrupa karşısında farkındalık sürecine girmesinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bir cümlede özetlemek gerekirse. Fakat bu ünitede artık Osmanlı'nın ne yazık ki dış etkilere, dış müdahalelere çok açık, kendi iç meselelerinde dahi sorunlara karşı, meselelere karşı çözüm üretemez hale geldiğini göreceğiz. Kendi politikalarına dışarıdan gelen müdahalelerin yön verdiğini göreceğiz arkadaşlar. Zaten cumartesinin geleceği cumadan bellidir derler. Bir yüzyıl önce yaşanan gelişmeler arkadaşlar Osmanlı'yı ne yazık ki bugün anlatacağım meselelere kadar getirecek. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Birazcık da uzun bir konumuz var ama sıkmadan, sizleri de bunaltmadan tatlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım ben de. Şöyle Türkiye'de reform arayışlarıyla biraz başlayalım arkadaşlar. En son bizler geçen dersi 2. Mahmut dönemiyle birlikte, 2. Mahmut'un ıslahatlarıyla, 2. Mahmut'un idari, askeri, ekonomik alandaki yenilikleriyle bitirmiştik. Yine 2. Mahmut döneminden devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki en önemli olayımız 1839'da, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı'dır arkadaşlar. Tanzimat Fermanı'yı arkadaşlar genel şekilde özetlemek gerekirse, Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti bütün tebaasına vatandaş statüsü tanımıştır. Burada kavramın önemine çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Teba sözcüğü ile vatandaş sözcüğü arasında ciddi bir fark vardır. Teba, padişahın bakmakla yükümlü olduğu kulları, yani daha doğrusu çocukları gibidir arkadaşlar. Fakat vatandaş sözcüğü padişaha karşı sorumluluk, yani padişaha karşı hakları olan, padişaha karşı söz söyleme sahibi olan ve herkese eşit olan, ülke geleceğinde söz sahibi olan demektir arkadaşlar. Bir imparatorluk için bu çok ciddi bir dönüşümdür aslında. Bir kavramla bile açıklanabilir. Herkesin can, mal ve namus güvenliği devletin koruması altına alınmıştır. Bu maddede arkadaşlar tamamıyla sembolik bir ifadedir. Çünkü hali hazırda herkesin can, mal ve güvenliği padişahın, yani devletin en büyük temsilcisinin güvenliği altındaydı zaten. Fakat burada devlet altına alınmıştır ifadesiyle bir kurumsallaşma, bir devletleşme arkadaşlar görülmekte. Tanzimat Fermanı ile padişah ve hükümet gücünü sınırlamış durumda arkadaşlar. Bu dönemde 2. Mahmut döneminde reformlaşma hareketleri, reform arayışlarıyla ilgili diğer gelişmelere bakacak olursak, Tanzimat döneminin meclisleri vardır arkadaşlar. Bu meclisler gelecekte açılacak olan ilk meclis-i mebusan için güzel prototipler oluşturmuşlardır. Bunlardan ilki Meclis-i Valayi Ahkamı Adliye'dir. Kuruluş tarihi de 1838'dir bunun arkadaşlar. Görevleri arasında da yeni kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak yer almakta. Bu devlet memurlarının yargılanması meselesi Osmanlı'nın kanayan yarası arkadaşlar. Çünkü merkezi anlamda otorite kayboldukça Osmanlı bir memur devletine dönüşüyor ne yazık ki. Şöyle arkadaşlar, bunu şöyle ifade edeyim. Merkezde bulunan, İstanbul'da, başkentte bulunan bir memur akrabanız var ise, yakın bir akrabanız var ise, hele ki Anadolu'da istediğiniz gibi at koşturuyorsunuz arkadaşlar, ya da Balkanlar'da istediğiniz gibi at koşturuyorsunuz, Mısır'da, Suriye'de istediğiniz gibi at koşturuyorsunuz, toprak alabiliyorsunuz, önemli işletmeleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki akrabacılık, ne yazık ki tanıdıklık, tanışlık meseleleri ortaya çıkmış durumda ve ortada bugüne kadar, bu çabaya kadar, bu çalışmaya kadar bu memurları denetleyecek, bu memurları sınırlayacak bir yargı kavramı olmadığından bu memurlar Osmanlı İmparatorluğu'nu içten içe tüketen birer mikrop gibiler arkadaşlar. Bütün devlet kurumlarının içerisinde bulunmuş, bütün devlet kurumlarının işleyişini aksatmış,
Osmanlı'yı tam manasıyla içten içe kemirmiş ve tüketmiştir arkadaşlar. Zaten ciddi manada da verilen ticari imtiyazların, kaybedilen yerli sermayenin, kaybedilen yerli ürünlerin, yerli kuruluşların kaybedilmesinde bunların çok büyük etkileri var arkadaşlar. Bunun dışında Veclis-i Ala Ahkam-ı Adliye'nin iş yükünün artması sebebiyle de ikinci olan 1854 yılında ikinci hamleyle bunlar bu meclis ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İkili bir meclise dönüyor. Dolayısıyla ilki Meclis-i Ahkam-ı Adliye, yargı işlerine bakan, ikincisi de Meclis-i Ali Tanzimat, yasama işlerine bakan arkadaşlar. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nda o meşhur kavramı ortaya çıkarmaya başladık. Farkındaysanız güçler ayrılığı ilkesi yavaş yavaş ortaya çıkmış durumda. Yasama ve yargı işleri birbirinden ayrılmış durumda arkadaşlar. Şöyle bir Abdülaziz dönemine geçecek olursak arkadaşlar, Abdülaziz'in saltanatı sırasında yani 1861 yılında bu meclisler Meclis-i Valayi Ahkam Adliye altında yeniden birleştirildi. Bu süreçte 3 daire kuruldu arkadaşlar. Bunlardan ilki Kanun ve Nizamat Dairesi, ikincisi Umur-u İdari Mülkiye Dairesi ve üçüncüsü de Muhakemat Dairesi arkadaşlar. Şurayı Devlet var burada arkadaşlar Abdülaziz iktidarında. Şurayı Devlet 1868 yılında kurulmuş durumda. Her türlü kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak, kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri tetkik etmek ve karara bağlamak, her türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek, memurları yargılamak ve devlet ile fertler arasındaki davalara bakmak bu şuranın görevleri arasında arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir kilometre taşıdır Osmanlı'nın reform süreci için. Bunun dışarısında arkadaşlar muhasırlık meclisleriyle devam edelim. Burada muhasırlık meclisleriyle aslında halkın katılım gösterdiğini görüyoruz artık. Halkın ciddi manada yönetime katılmaya başladığı dönemdir arkadaşlar bu dönem. Muhasırlık meclisleri 1840 yılında Tanzimat Fermanı'ndan bir yıl sonra kuruluyor. Bu meclislerin görevi sancaktan alınacak verginin miktarını belirlemek ve vergilerin düzenli toplanmasını sağlamaktı. Üyeleri arasında sancak hakimi, müftüsü, zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelenlerinden 6 kişi yer almaktaydı arkadaşlar. Sancağın ileri gelenleri seçimle belirleniyordu. Bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Osmanlı'nın sancağında, Osmanlı'nın kırsalında bir seçim yapılıyor artık. Seçime katılmak için bulunduğu yöre halkından olmak, reşit olmak, devlet ve ülke işlerinden anlamak gerekiyor arkadaşlar. Bu meclisleri ben çok önemsiyorum çünkü bunlar mecliste yapılan, gerçekleştirilen faaliyetleri anlayabiliriz. Fakat Osmanlı'nın taşrasında da bu şekilde halkın bir şekilde yönetime katılması, entegre olması son derece önemli bir gelişme arkadaşlar. Reform sürecine şöyle birazcık savaşla kesiştirmeye çalışalım. Savaş dönemiyle devam edelim. Osmanlı'nın kanayan yarasıdır arkadaşlar. 19. yüzyılda başına gelen en acı, bana göre kendi şahsi fikrim olduğunu da belirteyim, başına gelen en acı olaydır arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar size, konuya girmeden önce kendim bir anekdot aktarmak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu, evet, kutsal yerler sorunu sebebiyle çıkmıştır Kırım sorunu. Kudüs bölgesi nedeniyle çıkmıştır. Fakat şöyle söyleyeyim, 1853 ve 56 yıllar arasında yaşanan bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu 1854 yılında, yanlış hatırlamıyorsam eğer, 1854 yılında ilk kez dış borç alıyor arkadaşlar. Bakın size şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. 1854'te alınan bu dış borç tam 13 kere tekrarlanacak arkadaşlar. Bu bir kere alınmış bir borç değil. Siz ekonominizi temeller üzerine oturtamadığınızda, yalnızca askeri ganimete bağladığınızda, askeri oligarşik bir yapıya büründüğünüzde, eğer ki işler tersine biraz olsun dönerse, ki bu çok kolay, çok kırılgan bir düzendir, çok kırılgan bir dengedir, İşler biraz olsun tersine dönerse, ganimetler gelmez, ekonomi biraz dar boğaza girerse, inanılmaz şekilde sıkıntıya girersiniz arkadaşlar. Ve Osmanlı'nın başına ne yazık ki gelen budur. Birbiri ardına arka arkası kesilmeyecek şekilde 13 dış borçlanmaya gidilmiştir arkadaşlar. Ne yazık ki bunlar Lozan Anlaşması sırasında Avrupa devletlerine karşı Türk tarafını en çok, ama en çok zorlayacak konulardan biridir. Türk tarafı arkadaşlar günlerce çabalamış ve dil dökmüştür yabancı kaynaklara bu borçların taksite bağlanabilmesi için. Ve çok acıdır arkadaşlar, 1854 yılında alınan bu borçun son taksidi 1954 yılında ödenmiştir arkadaşlar.
bu ülkenin insanları tam 100 yıl boyunca, ama 100 yıl boyunca dış borçları ödemekle, bu dış borcun altında ezilmekle hayatlarını sürdürmüşlerdir. Burada arkadaşlar beni en çok üzen şey ise 13 dış borcun 1854'ten 1954'e kadar 100 yıl boyunca ödenmesinden hiçbir ders alınmadan 1955 yılında, yani o borcun taksidinin ödendiği son yıldan bir yıl sonra 1955 yılında bu ülke tekrar dış borç almıştır arkadaşlar. Bunu size anekdot geçmeden devam etmek istemedim. Çünkü ben böyle detayları birazcık önemsiyorum arkadaşlar. Şimdi Kırım Savaşı ile devam edelim. 1853-56 yıllarında kutsal yerler sorunu sebebiyle ortaya çıktı dedik. Osmanlı Devleti, bu övünülecek bir şey değildir arkadaşlar. Bu arada olumlu bir ifade de değildir. İlk kez Avrupalı bir devletten dış borç almış ve ilk kez bir Avrupalı devleti sayılmıştır arkadaşlar. Çünkü bir denge politikası vardır, bunu bilirsiniz Osmanlı'nın. Çünkü Rusya Osmanlı'ya karşı birazcık güçlenecek olsa Avrupa devletleri hemen o meselenin ortasında bitivermişlerdir. Çünkü Osmanlı Devleti hiçbir Avrupa devletinin diğer Avrupa devletine kaptıramayacağı kadar değerli durumdadır arkadaşlar. Böyle bir durumda da Rusya Osmanlı'ya karşı biraz güçlendiğinde İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya anında destek çıkmışlardır. Bu örneğin ilkidir arkadaşlar. Osmanlı bir Avrupa devleti sayılmıştır bu statüde. Savaş sonunda Paris Antlaşması imzalanmıştır arkadaşlar ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayıldı dedik. Avrupa hukukundan yararlanması kabul edildi dedik. Ve toprak bütünlüğü çok acı bir şekilde arkadaşlar Avrupa devletlerce garanti altına alınmıştır. Çok değil, daha 100 yıl önce bir meselesi olduğunda Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Avrupa devletleri, Avrupa imparatorları, yöneticileri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti altına almayı başarmış durumdalar arkadaşlar. İşte bu 100 yıllık değişimi çok iyi anlamanızı rica ediyorum sizlerden. Tanzimat Fermanı arkadaşlar bir Osmanlı surlarında açılan bir gedik. İlk değil ve ilk ama sonda olmuyor ne yazık ki. Arkasından hemen Islahat Fermanı ortaya çıkıveriyor. Islahat Fermanı ile arkadaşlar Müslüman olmayanlara, yani gayrimüslimlere askeri ve sivil bütün okullara girme imkanı verildi arkadaşlar. Devlet memurluklarında görev almalarının yolu açıldı. Askerlik zorunluluğu getirildi. Ve ancak bedel verme koşuluyla muaf imkanı tanındı. Yabancı devlet vatandaşlarına gayrimenkul alma hakkı verildi. Bakın arkadaşlar, Islahat Fermanı, şimdi şöyle bir durum var. Eğer sizler bir imparatorluk olma iddiasındaysanız, biliyorsunuz yani şimdi ben size sorsam bir imparatorluğun başına gelip gelebilecek en kötü şey nedir desem, ki bu 1889'da gerçekleşti biliyorsunuz. Fransız devrimi gerçekleşti arkadaşlar ve bir imparatorluğun başına gelip gelebilecek olan en kötü şeydir milliyetçilik ve milliyetçilik yapmak. Bir imparatorluk farklı kültürel çeşitlilikten kendini var eder arkadaşlar. Burada ne yazık ki bugün bazı çevrelerde burada Müslüman olmayanlara, gayrimüslimlere bir tepki, bir antipati beslense de, ki bunda Kurtuluş Savaşı'nda bu unsurların Türkiye'ye ihanet etmiş olması çok normal. Bunu çok büyük anlayışla karşılıyorum. Fakat o dönemde henüz bunlar yaşanmamış durumda arkadaşlar. O dönemde kabul edelim ya da etmeyelim, Müslümanlar ve gayrimüslimler sorunsuz bir şekilde yaşıyorlar. Bir şekilde beraber birlikte yaşıyorlar. Lakin şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı en büyük hatalardan biridir. Gayrimüslimler zaten hiçbir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nda kötü bir statüde değilken, sanki bu insanlar zor durumdalarmış gibi bu insanlara tutuldu, böyle haklar verildi arkadaşlar. Bu insanlara hak vermek, bu insanlara imtiyaz tanımak olduğu kadar bu insanlara siz farklısınız, siz ötekisiniz demektir arkadaşlar. Bir imparatorluk bu şekilde olmaz. Bu bir imparatorluk yaklaşımı olmaz. Bir imparatorluk siz hiçbirinden ayrı değilsiniz. Hepiniz aynı tebaasınız, aynı vatandaşsınız. Size imtiyaz verilecek bir durum yok. Çünkü imtiyaz verilmeye ihtiyacınız yok denilmesi gerekirdi bana göre. Fakat bu politika, ıslahat fermanı gayrimüslimlerle Müslümanların arasını bıçak gibi kesmiştir arkadaşlar. Bakın bu tarihten sonra hiçbir zaman iki taraf aynı masaya oturmayacaktır. Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda o ayrışmanın, o bölünmenin, bölüşmenin bütün altyapısı ıslahat fermanıyla atılmıştır arkadaşlar. Ve ne yazık ki tekrar söylüyorum,
Isat fermanı da ayan beyan bir dış müdahale politikasıdır arkadaşlar. Başka hiçbir açıklaması da yoktur. Islahat fermanını arkadaşlar tepkiler gecikmiyor Osmanlı İmparatorluğu'nda. Bunları şöyle kısa kısa geçmek gerekirse Cidde'de tepkiler ve olaylar ortaya çıkıyor. Lübnan'da ortaya çıkan kriz sonrası Lübnan'a imtiyaz verilmek zorunda kalınıyor. Balkanlar'da huzursuzluk baş gösteriyor. Ve İstanbul'da Kuleli Vakası meydana geliyor arkadaşlar. Bakın Balkanlar'da huzursuzluk kısmı biliyorsunuz Balkanlar'da Rum nüfus gayrimüslim unsur birazcık daha yani mütevazı bir oranda önde daha fazla. Ciddi manada dediğim gibi arkadaşlar yani iki tarafın arasına iki unsura beraber onca yıl yaşamış olan iki topluluğa bıçak vurmuştur bu hareket. Yani bu politika bıçak vurmuştur. Şöyle devam edelim. Islahat fermanının uygulanma aşamalarına da bakacak olursak arkadaşlar bu durumda 3 temel durumdan ilerliyoruz. Bunların ilki 1858'de arazi kanunnamesi, 1871'de İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu, 1878'de de Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunu arkadaşlar. Bunlar fermanın merkez dışındaki kırsalda uygulanma metodu ve yöntemi arkadaşlar. Uygulanma basamakları. Şöyle devam edelim. Son derece önemsediğim bir başka konu arkadaşlar benim vilayet meclisleridir. Bunlar muhasırlık meclisleriyle taşrada insanlar yönetime katılmaya başlamıştı demiştim. Bunlar artık arkadaşlar bu yönetime katılmanın kurumsallaştığı, Osmanlı insanının, Osmanlı halkının Osmanlı yönetiminde söz sahibi olmaya başlamasının taşrada artık kemikleşmesidir arkadaşlar bu meclisler. Halkın yönetime katılmasıyla bir başka adım olarak nitelendiriyoruz bunu. 1864 vilayet nizamnamesi ile az önce söylemiştim. Ülke idaresi, vilayet, sancak, kaza ve köy idare birimlerine ayrılmış durumda arkadaşlar. Belediye meclis üyelerinin seçimle belirlenmesi hükmü önemli burada. Artık belediye meclis üyelerinden bahsediyoruz farkındaysanız. Meclisin üyeleri tabi üyeler, tabi üyeler yani dahil üyeler. Ve seçimle gelen üyelerden oluşmaktaydı. Tabi üyeler sürekli olan üyeler arkadaşlar. Bunlar genellikle mecliste bulunan yaşlılar, fikirleri önemsenen insanlar. Ve bunun dışında da seçimle gelen üyelerden oluşuyor. Tabi üyeler mülki amir ve memurlar ile ruhani reislerdir. Seçimle belirlenen üyelerin ikisi Müslüman, diğer ikisi gayrimüslimdir arkadaşlar. Muhasırlık meclisleri ile vilayet idare meclisleri Osmanlı parlamento hayatına önemli katkılar sağlamışlardır. Aynı bu bir damar haritası gibidir arkadaşlar. Osmanlı'nın beynini İstanbul'daki merkez düşünürsek bu meclisler hepsi birer damar gibi bir şekilde beyne bir şekilde temele bağlanmışlardır. Bu da Osmanlı parlamentosudur arkadaşlar. Bu merkezde atılan bir adımın, merkezde uygulanan bir hareketin taşrada tepki çekmeden benimsenebilmesi için son derece önemli bir geçiş kanalıdır arkadaşlar bu meclisler. Zaten bu yüzden hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden içerisinde temsilciler vardır. Tanzimat devrindeki batılılaşma uygularına şöyle birazcık göz gezdirelim arkadaşlar. Batılılaşma uygulamalarında karşımıza ilk çıkan şey askerlik yaşının 20, askerlik süresinin de 5 yıl olarak belirlenmesi arkadaşlar. Ordu merkezlerinde birer askeri idadi yani okul açılmıştır arkadaşlar. Abdülaziz döneminde donanma güçlendirilmiş, Bahriye yani deniz nezareti kurulmuştur. 1846 yılında Meclis-i Marifi Umumiye kurulmuştur arkadaşlar. Meclis-i Marifi Umumiye de genel eğitim ve öğretim meclisidir arkadaşlar. Öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallim açılmıştır. İlk kız rüştiyesi yani rüştiye dediğimiz bugünkü lise arkadaşlar. İlk kız rüştiyesi 1858 yılında açılmıştır. 1847 yılında ilk modern bütçeye geçilmiştir. Ceza ve ticaret davalarına bakan, laik ilkelere göre çalışan karma nizamiye mahkemeleri kurulmuştur arkadaşlar. Bunları da böyle hızlıca geçtikten sonra Kırım Savaşı ile beraber 19. yüzyılda, bu arada 19. yüzyılda Osmanlı'nın en fazla uğraştığı, Osmanlı'yı en fazla darboğaza sokan devlet Rusya'dır arkadaşlar. 93 Harbi ile devam edelim. Avrupalı devletler 23 Aralık 1876 tarihinde
İstanbul'da tersane konferansını topluyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli, çok sıkıntılı bir konferans. Osmanlı İmparatorluğu için çok büyük bir problem. Osmanlı Devleti tersane konferansının kararlarını kabul etmediğini bildiriyor. Bunun üzerine 93 Harbi olarak da bilinen 1877 ile 1878 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Bu arada arkadaşlar İstanbul Tersane Konferansı'nın şartlarını kabul etmiyor diyoruz Osmanlı için. Fakat sizi temin ederim bunlar bir imparatorluğun kendi sınırı içerisinde kabul edebileceği şartlar değil. Islahat fermanı ile tanzimat fermanının harmanlandığını ve bunların şartlarının iki kat ağırlaştırıldığını düşünün. Aslında Osmanlı'yı erken parçalama projesidir bu. Fakat Osmanlı tabii ki kabul edememiştir bunu, etmemiştir de. Bunun üzerine arkadaşlar Osmanlı'nın ne yazık ki çok kötü sonuçlarla ayrılacağı, zoraki girdiği 93 Harbi dediğimiz 77-78 Savaşı başlamıştır. Savaş sonunda şartları Osmanlı'nın imzaladığı şartları en ağır anlaşmalardan biri olan Yeşilköy yani Aya Stefanos Antlaşması, ardından da Avrupa'da Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Şimdi bunların detaylarına biraz bakalım arkadaşlar. 93 Harbi sonrasında Sırbistan, Karadağ ve Romanya, bildiğimiz Trakya'nın batısı olduğu gibi elden çıkmıştır arkadaşlar. Yani komple Sırbistan, tekrar söylüyorum, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını kazanmış, Osmanlı'dan ayrılmıştır. Bunlar şöyle arkadaşlar şunu ifade ediyor. Size şöyle ifade edeyim. Avrupa'yı besleyen iki temel nehir vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi Ren, diğeri Tuna'dır. Osmanlı İmparatorluğu Tuna'dan elini eteğini çekmiştir arkadaşlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Tuna'ya sahip olmak demek, Tuna'da toprağı bulunması demek bir imparatorluğun, Avrupa'nın içlerine kadar donanma götürebilmesi, bir sefer olduğunda hızlıca oraya hareket edebilmesi, Tuna boyunca karakollar kurarak Doğu Avrupa'da, yani Balkanların batısında ve Balkanlarda asayişi çok rahat sağlayabilmesi demektir arkadaşlar. Tuna ne yazık ki Osmanlı'nın elinden ve kontrolünden çıkmış durumdadır. Bunun dışarısında Bulgaristan. Bakın burada burnumuzun dibinde şu anda burada. Türkiye'ye sınırdaş bir ülke biliyorsunuz. Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prenslik haline gelmiştir arkadaşlar. Bu bir nifak tohumudur. Zaten çok geçmeden 20-30 yıl sonra da Bulgaristan başlayacaktır arkadaşlar faaliyetlerine. Onun dışarısında Kafkasya'ya gidelim. Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Rus işgalinde kalırken Ağrı'da bulunan Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır arkadaşlar. Türkiye haritasını açtığınızda Doğu Beyazıt'a kadar elimizden çıktığını, kaybettiğimizi göreceksiniz. Ve çok uzun bir dönem, hatta ne yazık ki bugün bile bir türlü anlaşılamadığından, bir türlü Türkiye Cumhuriyeti gelin müzelerimizi, arşivlerimizi açalım. Soykırım yapıldı mı, yapılmadı mı, gelin bunu dünya kamuoyuna ikimizin de arşivleriyle tanıtalım demesine rağmen Ermenistan'ın hala bugün bile yaklaşmamasından, ortada bir Ermeni soykırımıdır gidiyor arkadaşlar. Ne yazık ki şu anda dahi Türkiye Cumhuriyeti'nin değil arkadaşlar, kendine Türk'üm diyen herkesi çok derinden etkileyen, çok büyük haksızlığa uğratan, çok ciddi bir problemdir arkadaşlar. Bu kanayan bir yaradır Ermeni problemi. Hele hele bu Ermeni topluluğu Osmanlı Devleti'nde milleti sadıka, yani bu tarihlere kadar sadık millet olarak anılırken, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en önemli mimari üslup bir Ermeni üslubu iken, bu insanlar en önemli mevkilerde tüccarlık, sanatkarlık, zanaatkarlık yapmışlarken ne oluyordu, oluyor arkadaşlar. İşte Rusya bu kadar tehlikeli bir düşmandır. Öyle bir nifak tohumu ekiyor ki arkadaşlar, Ermeniler bir daha sonsuza kadar Türklerle aynı masaya oturmayacaklar. Ve bu problemin temeli burada atılıyor arkadaşlar. 93 Harbi ile başlayan bir ayrılıktır bu. Çok üzücü bir durumdur. Yaklaşık 500 yıl boyunca beraber yaşamış olan bu iki grup acı bir şekilde böyle bugün bu hale gelmiş durumdadır arkadaşlar. Bir Ermeni soykırımı da demiyorum bakın. Ermeni soykırımı iddiası üzerinden bugün kamuoyunda var olmaya çalışıyor ne yazık ki. Bugün dünyada destek toplamaya çalışıyor Ermenistan ne yazık ki. Bunlar çok acıdır arkadaşlar. Birazcık olsun bu konuda sizlerden özel bir ricam var. Bu konu çok hassas, çok kritik bir konudur arkadaşlar. Bizim hele hele Türk gençleri olarak bu konuda aymazlığa düşme şansımız yok arkadaşlar. Bizim bu konuda tembellik etme,
bu konuda araştırmama, okumama, gerçeği görmekten kaçınma ve haksızlığı kabullenme lüksümüz kesinlikle yok arkadaşlar. Biz bunu yaparsak Ermenilerin Kurtuluş Savaşı sırasında ve Kurtuluş Savaşı'ndan önce o topraklarda katlettiği atalarımıza büyük ihanet etmiş oluruz arkadaşlar. Evet, ortada bu konuda ben şöyle düşünüyorum. Evet, ortada bir öldürme durumu vardır. Fakat bu soykırım değildir arkadaşlar. Bu karşılıklı bir çatışmadır. Sizler Kurtuluş Savaşı sırasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında, çok özür diliyorum. Sizler Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Filistin'de, Hicaz'da, onun dışarısında Avrupa'da çarpışırken, Çanakkale'de çarpışırken, siz gelir Türk köylerini basarsanız, insanlara katlederseniz, bu insanlar da arkadaşlar, bunlar, bakın tekrar söylüyorum, bunlar insan. Bunlar intikam duygusu elbette besleyeceklerdir arkadaşlar. O insanlar da siz daha çok geçmeden 10 yıl önce ailelerini katlettiğinizden bu insanlar da tehcir sırasında, göç sırasında size saldırırlar arkadaşlar. Siz öldürürseniz onlar da öldürürler. Bu ne yazık ki böyledir. Ortada karşılıklı bir çatışma hali vardır arkadaşlar. Fakat buna bir soykırım demek çok ama çok acizce bir harekettir. 500 yıl boyunca kendi idaresi altında yaşayan Ermenilere bir tane fiske dokunmamış olan Türk halkı 500 yılın sonunda mı arkadaşlar tutup da onları soykırım edecek kadar, yeryüzünden silmeye çabalayacak kadar gözü dönmüş olsun? Bunları zaten insanın aklına mantığını alan şeyler değil arkadaşlar. Ama benim sizden ricam, sakın ola sakın arkadaşlar bu konularda sakın ama sakın görmezden gelmeyin. Farkına varın, farkında olun arkadaşlar. Bizim haksız olduğumuz, üzerimize gelinebilecek hiçbir konu yok arkadaşlar bu konuda. Onlar ne kadar insan kaybettiyseler, biz çok daha fazla insan kaybettik. Önemli olan bunu geride bırakabilmektir arkadaşlar. Sonuçta artık hepsinin üzerinden, bu yaşananların üzerinden bu kadar zaman geçmiştir. Aynı coğrafyada öyle de böyle yaşamaktayız. Nefretle ve kinle hiçbir yere gidilmiyor arkadaşlar. Bunu dünya tarihi bize milyonlarca kez gösterdi. Yaşayabiliyorken arkadaşlar, sağlıklı ve huzur içinde yaşamakta fayda vardır diye görüyorum. Bu söylediklerimden sakın şey gibi çıkarılmasın. İki tarafı da gazlıyor, iki tarafı da ayrıştırıyor. Onlar düşman, biz dostuz gibi bir durum yok. Bu dünyada herkes, ama herkes dost olabilir arkadaşlar. Ben buna inanıyorum kesinlikle. Konuyu birazcık dağıttım, özür diliyorum. Şöyle devam edelim. Duyun Umumiye İdaresi arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nden sonra ekonomisini aldığı en keskin neşterdir arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun iradesini yok saymaktır. Osmanlı iradesinin sözüne güvenmemektir arkadaşlar. Osmanlı iradesinin aldığı borcu ödeyemez duruma düştüğüdür arkadaşlar bu durum. Bana göre Osmanlı İmparatorluğu'na uygulanan en ağır muamelelerden de birisidir. Osmanlı maliyesi, alınan dış borçların geri ödenmesi ve Rusya'ya 93 harbinden kalan savaş tazminatı nedeniyle oldukça zor durumdaydı arkadaşlar. Osmanlı Devleti borçların ödenemez duruma gelmesi üzerine alacaklı devletlerle bir görüşme düzenledi. Bu görüşme sonucunda bizim Muharrem Kararnamesi dediğimiz, Muharrem Kararnamesi diyor arkadaşlar, Muharrem ismi şuradan geliyor. Bizler biliyorsunuz o dönemde miladi takvim değil, Rumi takvim kullanıyoruz. Muharrem de Rumi takvimde bir ay ismidir arkadaşlar. Muharrem ayında gerçekleştirildiği için bu kararname Muharrem ismiyle anılmaktadır. Bu doğrultuda Muharrem Kararnamesi doğrultusunda da Duyun Umumiye İdaresi kurulmuştur arkadaşlar. Duyun Umumiye İdaresi'nin Türkçe karşılığı Genel Borçlar İdaresi'dir arkadaşlar. Bu idarede İngiliz, Fransız, Alman, Avusturya, İtalyan, Osmanlı ve Galata bankerlerinin birer temsilcisi bulunmaktadır arkadaşlar. Duyun Umumiye tuz, tütün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga vergileri, Bulgaristan vergisi, Kıbrıs vergisi ve Doğu Rumeli vergisine el koymuştur arkadaşlar. Bakın bunlar Doğu Rumeli, Kıbrıs ve Bulgaristan'ı, bunlar çünkü coğrafi vergilerdir, kaldırdığınızda bunlara arkadaşlar 7 vergi denen sitte, sözcüğün tam adını hatırlamıyorum arkadaşlar, damgayı sitte olması lazım, 7 vergi anlamına gelen vergidir bunlar arkadaşlar. Ve bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun öyle ya da böyle yaşamını sürdürebilmesini sağlayan en temel 7 vergidir arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun halktan para toplayabildiği tek 7 kanal
budur arkadaşlar. Ve bunlara, yani şöyle düşünün, Osmanlı İmparatorluğu'nu besleyen şah damara doğrudan el koymuştur diyor Ümumi İdaresi. Bu da yetmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde kalan bir avuç toprağa, yani Bulgaristan'a, Kıbrıs'a ve Doğu Rumeli'ye, olduğu gibi tüm Batı topraklarının vergisine el konulmuştur arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun kolu bacağı kırılmıştır arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim. Bu vergilerden muaf kaldığı takdirde bir imparatorluğun devam etmesi mümkün değildir, ki edemeyecek zaten arkadaşlar. Yeni Osmanlı düşüncesi arkadaşlar. Evet, buraya kadar geldik. Tanzimat Fermanı ile başladık. Islahat Fermanı ile devam ettik. Kırım Savaşı yaptık. Dışarıya borçlandık. Tersane Konferansı'nı kabul etmediğimizden 93 Harbi'ne girdik. Berlin Anlaşması'yla kolumuz kanadımız kırıldı. Duyun Umumiye kuruldu. Şu anda hiç iyi durumda değil arkadaşlar Osmanlı, kısaca özetlemek gerekirse. Peki Osmanlı'nın dışarıdaki bu buhranına, bu gerilemesine içerideki tepkisi ne oldu arkadaşlar? Birazcık da buna değinip dersi sonlandıralım yavaş yavaş. Tanzimat ve ıslahat dönemlerinde halk kısmen de olsa mahalli idari yönetimlere katıldı. Tanzimat döneminde yetişen batıcı aydınlar Batı uygarlığının üstünlüğünü halkın sahip olduğu hürriyetlere ve parlamentolu demokratik rejimlere bağlamaktaydı arkadaşlar. Tanzimat'ın reformcu yöneticileri ise temsili sisteme inanmaktaydı. Tanzimat bürokratlarının otoritesine ters düşen yeni Osmanlı hareketinin öncüleri arasında Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi yer almaktaydı. Bu kişiler ilerlemenin hür kurumlara dayandığını, hür kurumların ise ancak kamuoyu desteğiyle, yani halkın desteğiyle ayakta kalabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle de arkadaşlar halkın eğitilmesi bu kişiler için en önemli konuydu. Halka ulaşmanın en kolay yolunun gazete olduğu bilinciyle Osmanlı'daki ilk gazete faaliyetleridir bunlar. Gazete çıkarttılar arkadaşlar. Bu dönemde meşruti bir yönetim kurmak amacıyla Osmanlı yönetiminden gizli cemiyetler kurmuşlardır. 1865 yılında Genç Osmanlılar Cemiyeti kurulmuştur arkadaşlar. Bu önemli bir harekettir. Cemiyet 1867 yılında faaliyetlerini arttırmış. 1876 yılında da Abdülaziz tahttan çekilerek yerine 5. Murat, kısa bir süre sonra ise 5. Murat'ın 76'da meşrutiyeti ortadan kaldırmasından sonra tekrar meşrutiyeti ilan edeceğinin sözünü vererek Genç Osmanlılar tarafından tahta çıkarılan ve Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra Osmanlı tahtında en uzun süre kalacak olan 2. Abdülhamit başa geçmiştir arkadaşlar. Şimdi 1876'ya biraz değinelim. 1876 Kanuni Esasisinden, yani anayasasından bahsetmek gerekirse arkadaşlar, dönemin devlet adamı Mithat Paşa'ya ait tasarı Kanuni Cedid olarak bilinmektedir. Yani kanun düzeni olarak bilinmektedir arkadaşlar. Bu tasarıya göre, çok özür dilerim, Kanuni Cedid, yeni kanun. Yeni kanun anlamına geliyor arkadaşlar bu. Bu tasarıya göre meclis 120 kişiden oluşacaktı. Hükümet meclisten güven oyu almak zorundaydı. Yani bu şu demek arkadaşlar, meclis hükümeti onaylamaz, güven oyu vermez ise hükümet düşüyor. Yani meclis hükümeti denetler duruma gelmiştir arkadaşlar. Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktır. Kanunu cedid ancak meclis-i mebusan tarafından yürürlükten kaldırılabilecektir. Devletin dili ise Türkçedir arkadaşlar. Said Paşa'nın hazırladığı taslak ise Fransız Anayasası'nın Türkçe'ye çevirisi arkadaşlar. Bu taslağa göre meclis doğrudan halk tarafından seçilen 750 kişiden oluşacak. Yasama meclisi Millet Meclisi adını taşıyacak. İlk Türk Anayasası olan Kanuni Esasi'nin arkadaşlar 23 Aralık 1876'da ilan edildiğini görüyoruz. 76 Kanuni Esasimizin özelliklerine bakacak olursak, egemenlik padişaha aittir arkadaşlar. Şimdi böyle egemenlikle başlayan cümleleri bizler genelde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye o kadar özümsemişiz ki, o kadar öğrenmişiz ki, bu cümle arkadaşlar insana tuhaf gelen bir ifade açıkçası. Sanki hiç yaşanmamış gibi, bize çok uzak gelen bir durum. Egemenlik padişaha aittir arkadaşlar. Saltanat halifelikte dahil olmak üzere Osmanlı ailesinin büyük evladına aittir. Padişah İslam dininin koruyucusu ve Osmanlı halkının hükümdarıdır. Para basılması, yabancı devletlerle anlaşmalar yapılması, savaş ve barış ilanı yetkilerine sahip olan kurum
doğrudan padişahın kendisidir arkadaşlar. Meclis heyeti ayan ve heyeti mebusan olarak ikiye ayrılmıştır. İkili bir yönetim vardır mecliste. Heyeti mebusan 50 bin erkek nüfusa bir mebus düşecek şekilde halk tarafından gizli oy sistemiyle seçilir. Heyeti ayan ise arkadaşlar üyeleri padişah tarafından bakanlık, valilik, elçilik yapanlar arasından seçilir. Çok değil kısa süre sonra arkadaşlar meclisteki bu ikili yapı kendini gösterecek. Meclis mebusan padişaha karşı direnen, padişahı denetlemeye çalışan bir muhalefet organı. Meclis ayansa bu durumda padişahın destekçisi durumuna düşecektir arkadaşlar. Başlangıçta iyi niyetlerle yapılan bu ayrıştırma, bu meclisi bölme faaliyeti sonradan çok iş açacak başımıza. Mebusların her iki tarafta da, meclis ayanda da, meclis mebusanda da mebusların dokunulmazlıkları vardır arkadaşlar. Seçimlere değinelim birazcık arkadaşlar. Birinci mecliste 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim olmak üzere toplam 115 meclis üyesi, mebus, meclis mebusanı kastediyorum arkadaşlar, bulunmaktadır. İlk Osmanlı Meclisi 19 Mart 1877 günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan törenle açılmıştır. Meclis Osmanlı-Rus Savaşı'nın sürdüğü sırada 14 Şubat 1878 günü tatil edilerek feshedilmiştir arkadaşlar. Çok kısa bir süre önce meşrutiyeti tekrar ilan edeceği sözüyle iktidara gelen Sultan Abdülhamit, Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek ilk Osmanlı Mebusan Meclisi'ni feshetmiştir arkadaşlar, kapatmıştır. Meşrutiyetin yeniden ilan çabalarını görüyoruz arkadaşlar. Meclisin kapatılmasıyla yeniden mutlakiyet dönemi, yani kısa süreli bir demokrasi filizlenmesinin arkasından bir mutlakiyet dönemi başlamıştır. İşte yaşanan baskılar sonucunda Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin kurulması hızlanmıştır arkadaşlar. Cemiyet aydınlar ve ordu mensupları tarafından taraftar bulmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini 1902 yılında 1. Jön Türk Kongresi olarak anılır arkadaşlar bu. Paris'e gerçekleştirmiştir. 1902 yılındaki ilk kongre sonucunda yabancı müdahalesini isteyenler ve istemeyenler olarak da ikiye ayrışma söz konusudur arkadaşlar. Bu sırada gizli cemiyetlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktaydı. Bunlar da arkadaşlar birer parazit gibidirler. Osmanlı merkezinde yuvalanan, gizli şekilde örgütlenen, hücre örgütlenmesine sahip olan ve dışarıya istihbarat taşıyan, Osmanlı topraklarında, Osmanlı sınırlarında, Osmanlı sokaklarında nifak tohumu eken, ayrışmayı hızlandırmaya çalışan çok zararlı kuruluşlardır bunlar. Kuruluş da demek istemiyorum. Çok zararlı oluşumlardır arkadaşlar. Bunlardan biri de gizli cemiyetlerin içerisinde bu anlattığım, bu adama şu noktaya kadar anlattıklarım arkadaşlar, yabancıların kurduğu ya da kurdurduğu. Lakin bunun içerisinde bir de meşrutiyeti yeniden getirebilmek için Osmanlı iradesine karşı iyi niyetle kurulmuş olan, halkın tarafında kurulmuş olan gizli cemiyetler vardır. Bilakis baktığımızda bunlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Vatan ve Hürriyet Derneği'dir arkadaşlar. Mustafa Kemal Bey'in kurduğu dernek 1907 yılında Ahmet Rıza Bey'in Terakki ve İttihat Derneği ile birleşmiştir arkadaşlar. Ahmet Rıza Bey çok önemli bir karakterdir arkadaşlar. Prens Sabahattin ile bu dönemde Osmanlı fikir dünyasının iki temel liderinden birisidir. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ten de oldukça daha popüler bir adamdır. Meşrutiyetin tekrar ilanına gelecek olursak arkadaşlar, Terakki ve İttihat Cemiyeti 1907 kongresinin ardından örgütlenmesini hızlandırmıştır. İngiltere'nin Rusya ile Reval'de yaptığı, ki bunlar Reval görüşmeleri olarak geçer arkadaşlar, Reval'de yaptığı görüşme cemiyeti harekete geçmeye mecbur bırakmıştır arkadaşlar. 23 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyet tekrar ilan edilmiş, hafiyelik yani gizli polis teşkilatı kaldırılmış, genel af ilan edilmiştir arkadaşlar. Benim size bu hafta anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar kısa tutmaya, özet geçmeye, önemli konuları atlamadan nihayete erdirmeye çalıştım. Daha bir 2-3 dakikamız var. Sizlerden ayrıca rica ediyorum, lütfen bir sorunuz varsa, takıldığınız, anlamadığınız, mantığıma uymuyor dediğiniz bir nokta varsa çok rica ediyorum, sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu mu arkadaşlar? Yani takıldığınız herhangi bir konu var mı? Lütfen paylaşın. Tamam.
İlla bana soru sorun diye zorlamıyorum sizi, yanlış anlamayın sakın. Yani sakın ama böyle soru işareti kalmasın aklınızda, olur mu? Çekinmeyin yani, sorun. Şimdi bu hafta arkadaşlar ilk dersimizde Osmanlı'nın batıya karşı kendine gelmesinden, yavaş yavaş üstünlüğünün fark etmesinden bahsetmiştik. Bu hafta üstünlüğün kabul edilmesinden, çok acı bir şekilde de yabancı müdahalenin Osmanlı topraklarına artık girmiş olduğunu kısaca toparladık. Islahat fermanıyla, tazimat fermanıyla, Kırım harbiyle, 93 harbiyle, dış borçlanmayla, duyun-u umumiye ile ve Osmanlı'daki yeni hareketlerle, meşrutiyetlerle devam ettik. En son da ikinci meşrutiyeti 1908 yılında ilan ettik. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hep birlikte. İkinci meşrutiyeti de ilan ettikten sonra arkadaşlar artık Türkiye'de meşrutiyet dönemlerini ele alacağız önümüzdeki hafta. Birinci meşrutiyet dönemi siyasetine, ikinci meşrutiyet dönemi siyasetine, bunların genel politikalarına, genel gelişmelerine bakacağız ve önümüzdeki haftada artık sonlara doğru adım adım birinci Cihan Harbi'ne, birinci Dünya Savaşı'na doğru gideceğiz arkadaşlar. Benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Haftada dediğim gibi bu konularla devam edeceğiz. Sizlerden de gelecek bir soru yoksa arkadaşlar, ben bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Dinlediğiniz için, dikkatiniz için, zamanınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çok saygılar ve selamlar iletiyorum Azerbaycan'a. Kendinize iyi bakın. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.